Hukuki olarak bunun açıklanmasında zannederim bir görüş var. O görüş şu, Yüksek Seçim Kurulu bu iptal ve seçimlerin yenilenmesi kararını deniyor ki tam kanunsuzluk gerekçesiyle vermedi. Kısa karardan anladığımız kadarıyla, burada Cumhurbaşkanlığının açıklamasını değil, Yüksek Seçim Kurulu'nun yazıp bize ilan ettiği kısa kararı esas alıyorum. Bu kısa kararda diyor ki, bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine karar verilmiştir diyor. Bunun nasıl olduğunu henüz Yüksek Seçim Kurulu bize açıklamadı. Yani ilçe sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulmuş olması hususunun seçimin sonucuna nasıl etkili olduğunu biz henüz bilmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bunu açıklamadı. Ama ilginç olan husus şu, benim demin skandal olarak nitelediğim şey şu, Cumhurbaşkanlığından yapılan o 6 sayfalık açıklamada bunun nasıl olduğu izah ediliyor. Ve orada deniyor ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ve ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclisleri ve muhtarlık seçimlerinde bu 4 ayrı oyun kullanıldığı bu yerel seçimlerde tespit edildiğine göre diyor, usulsüz olarak oluşturulmuş olan sandık kurullarında 42 bin civarında oy denetlenemeyeceği için şüpheli kabul edilmiştir diyor. Bunu Yüksek Seçim Kurulu mu söylüyor bilmiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanlığı söylüyor. Bu şüpheli durum neticesinde deniyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde 13.729'luk farkın çok üstünde bir şüpheli oy ortaya çıktığı için bu seçimin yenilenmesi kararı verilmiştir. Çünkü bu şüpheli oy sayısı seçimin sonucuna etki edecek mahiyettedir.